Merhabalar. Bugün Ryzen 7 5700X işlemcimize overclock yapacağız. Benim bu videoda söyleyeceğim bütün her şey Ryzen 5000 serisindeki tüm işlemciler için geçerli. Onları overclock yaparken de kullanabilirsiniz. Ryzen her zaman ta 2016'dan beri overclock yapmak için gerçekten uygun bir platformdu. Ben Ryzen 1600'ü kullanarak da 3600'ü kullanarak da overclock yapmıştım. Ancak overclock'un tanımı biraz değişti arkadaşlar. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Biz Ryzen 1600'ü overclock yaparken sadece frekans ve voltaj değerleriyle oynayarak ve sıcaklık değerlerini kontrol ederek performans artışı elde edebiliyorduk. Ve bize o yetiyordu. Ryzen 3600'e geçtiğimizde Precision Boost Overdrive dediğimiz yeni bir teknoloji ortaya çıktı. Onunla daha kolay bir şekilde daha iyi sonuçlar elde edebiliyorduk. Ancak Ryzen 5000 serisine geldiğimizde Precision Boost Overdrive 2 ve Curve Optimizer dediğimiz iki farklı teknoloji vardı. Ve onlar bizim overclock yapmamızı çok daha kolaylaştırdı ve artık overclock'un tanımı daha çok böyle gigahertz değerlerini yükseltmekten ziyade daha az enerji kullanarak daha fazla gigahertz değerlerine çıkmak oldu. Yani verimliliği artırmak oldu. O yüzden hani sadece ham performansı artırmaktan ziyade verimlilik bizim için aslında esas amaç bu overclock'ta. Hani normal manuel overclock yaparak yaptığımız şeyleri 5000 serisinde yapamıyor muyuz? Yapıyoruz. Ama zaten bu fabrikadan çıktığında en yüksek gigahertz değerleriyle çıktığı için çok fazla gigahertz değerlerini yükseltemiyoruz. Yani mesela Ryzen 7 5700X'in en yüksek çıktığı değer 4.6 GHz teknik çekirdekte. Bu çıkıyor evet, ama siz manuel overclock yaparak 4.7'ye çıkartamıyorsunuz. Bizim burada daha çok yapacağımız iş çoklu çekirdek performansında 4.6'ya ulaşabilmek. Yani bunu gözden kaçırmayalım arkadaşlar. Aslında bu iyi bir şey. Neden? Çünkü bizim overclock yapmamıza gerek kalmadan maksimum performansı bize direkt olarak verebiliyor demek. Bu genel olarak güzel, ama overclock'u biraz daha artık anlamlı kılmıyor, anlamsız oluyor. Sadece eğlence için yapılan bir şey oluyor. Bunu da kesinlikle gözden çıkarmayın arkadaşlar. Ve bu arada arkadaşlar performans artışı olarak da çoklu çekirdekte %6.5'luk falan bir artış oluyor genelde. Ve güç tüketimi de artıyor. %30, %40 olarak artıyor. Hani bunu da unutmayalım. Bir de arkadaşlar oyunlara gerçekten hiçbir etkisi yok. Bu sonda söylenecek bir şey ama ben bunu ilk başta söyleyeyim. Oyunlara performansı kesinlikle etkisi yok arkadaşlar. Bunu diğer videoları izleyerek de görebilirsiniz zaten. İşlemci olarak AMD'nin Ryzen 7 5700X işlemcimiz var. Soğutma olarak da arkadaşlar Sidefuma 2'yi kullanıyorum. Bu gerçekten benim için çok güzel bir soğutucu. Şu an satılmıyor ama eğer benzerlerini bulursanız kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten güzel yani. Mesela Mugen 5 var, bunu alabilirsiniz. Gerçekten güzel. Elimizdeki anakart arkadaşlar 2018'den kalma. PCMate B350 bir anakart. Chipseti B350. Ve bayağı eski yani. 4 artı 2 VRM'i var. Yani 4 tane CPU için 2 tane de RAM'ler için VRM seçeneği var. Ama bu bize yeterli. Çünkü az sonra göreceğiniz gibi bizim istediğimiz değerlere ulaşıyor. Bizim için bir sıkıntı olmuyor. RAM olarak da 2x8'lik 3200 MHz transfer hızında RAM'imiz var. Öncelikle işlemcimizin stok ayarlarda, yani fabrikadan çıktığı gibi performansına bir göz atalım. Buradan benchmark'a tıkladığımızda CPU-Z'den gördüğünüz gibi 4. çoklu çekirdek performansında 4.22 GHz'e kadar çıkabiliyor maksimum. Ve 6000 puan elde ediyor. Bu aslında az bir performans. Burada da tekli çekirdekte de 4.55, 4.57 gördüğünüz gibi aslında 4.6'ya ulaşabiliyor. Ve burada da maksimum tükettiği güç arkadaşlar 77 Watt. 77 Watt'ın üzerine hiçbir zaman çıkmıyor. Aslında yani fabrikadan çıktığında bayağı verimli çalışıyor. Ama tabii bu verimliliği biraz bizim performansımızı etkiliyor mu? Etkiliyor, ama bence böyle çalışması daha mantıklı. Yani hiç overclock yapmadan bence gayet verimli bir şekilde çalışabiliyor bu işlemci. Bence bu bayağı iyi bir şey. Ryzen 5000 serisinde overclock yaparken birden fazla yöntem var arkadaşlar. Bunlardan birincisi Ryzen Master ile yapmak. Ve bu bence giriş seviyesindeki bir kullanıcı için çok güzel ve kullanışlı bir şey. Burada gördüğünüz gibi hem sıcaklık değerlerini, hem gigahertz değerlerini, hem de voltaj değerlerini görebiliyorsunuz. Ve 3 tane tuşa tıklayarak 1, 2, 3 yani bunları tıklayarak siz direkt otomatik olarak overclock'unuzu yapabiliyorsunuz. Bence gayet güzel bir şey. Burada Advanced View'a girdiğimizde her şeyi gösteriyor. PPT değeri, SOC değeri, işte TDC, EDC değeri, her şeyi güzel bir şekilde görülüyor. Buradan en hızlı işlemcimiz hangisi? Bakın mesela bizim 6. çekirdeğimiz en hızlı çekirdekmiş ve 7. çekirdekte ikinci en hızlıymış. Burada gördüğünüz gibi bilmememiz gereken bir sürü şey bile gösteriyor yani. Bu da daha çok RAM'lerle alakalı şeyler. Bir de Curve Optimizer var arkadaşlar. Bu da Ryzen 5000 serisinde özel bir özellik. Burada Off, All Cores, Per Core diyerek bunları da aynı şekilde BIOS'a girmeden yapabiliyorsunuz. Yani Ryzen Master'ın en büyük avantajı
Siz BIOS'a girmeden her şeyinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz Windows üzerinden. Ama dezavantajı var mı? Evet var. Her bir Windows açtığınızda Ryzen Master'ı tekrardan açmanız gerekiyor ve overclock'u tekrardan yapmanız gerekiyor. O yüzden ben tavsiye etmiyorum. O yüzden ben daha çok BIOS'u tercih ediyorum. Çünkü her açtığımda BIOS otomatikmen bize overclock yaparak Windows'a giriş yapıyor. O yüzden ben Ryzen Master'ı tercih etmiyorum. Ama gerçekten güzel bir program. Buna kesinlikle ben itirazım yok yani. Ryzen 5000 serisinde BIOS'tan 3 farklı şekilde overclock yapılabiliyor. Bunlardan birincisi manuel overclock. Ve ben manuel overclock size önermiyorum arkadaşlar. Bence çok mantıklı bir şey değil. Ama size tabii ki göstermek amaçlı göstereceğim. Buradan arkadaşlar expert moda geldiğimizde buradan CPU ratio'yu değiştirebiliyoruz. Buradan 4.6'nın üzerinde bir şey yazmamız lazım çünkü mantıken. Ama bu statik overclock diye geçtiği için yani her zaman bizim çekirdeklerimizin hepsini 4.7 GHz'de çalıştırmaya çalışacak. Çok mantıklı bir şey değil yani. Precision Boost Overdrive'ı istemiyor burada. Olmuyor. XMP zaten her halükarda açacağız. Ben buradan profil 2'yi seçiyorum. Size hangisi uyuyorsa onu seçebilirsiniz. Burada Digit All Power. Buna girdiğimizde arkadaşlar. Burada ilk baştaki CPU Load Line Calibration Control. Buna geldiğimizde bu bizim ne kadar frekans değeri artarsa o kadar voltajı düşürmeye yarayan bir şey. Bizim bunun ne kadar agresif olacağını kendimiz karar vermemiz gerekiyor. Ben buradan orta yolu seçiyorum. Mod 4'ü seçiyorum genelde. Ve buradan da esas olay olanlardan birisi de şu arkadaşlar. CPU Core Voltage. Bunu 1.4'ten daha düşük. Yani normalde Ryzen 1600'de falan 1.4 ile başlıyorduk. 1.38'e geliyorduk ama Ryzen 3000'de ve Ryzen 5000'de 1. Override almamız lazım ve buradan arkadaşlar 1.32 diyelim. 32 fazla mı olur acaba? Bakalım. Bu böyle bir şey olması lazım. Yoksa zaten daha az verirseniz şey yapıyor. Hata veriyor. Daha fazla verirseniz de hata veriyor. Ve bakalım şimdi olacak mı? Olmayacağını biliyorum ama yine de size göstereyim diye göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar Windows gördüğünüz gibi burada yeniden başlatma loop'una girdi. Yani açılmıyor bilgisayar. Şimdi görürsünüz. Bakın kapandı. Olmuyor yani açılmıyor. O yüzden dediğim gibi manuel overclock arkadaşlar çok bu bilgisayarda en azından bu anakartta çok mantıklı değil. 4.6'nın yukarısına manuel olarak ulaşamıyoruz yani gördüğünüz gibi. Ama tabii ki diyebilirsiniz ki arkadaşlar voltajı düşür, onunla oyna, bununla oyna. Arkadaşlar oynadım, hepsini yaptım merak etmeyin. Hepsini yaptım yani. Siz bana inanın olmuyor yani. Ben bunu hemen kapatıyorum, otomatik diyorum. Bizim arkadaşlar şimdi ikinci olarak overclock'u nasıl yapacağımızı onu göstereceğim. Bizim için esas olan bu aslında. Precision Boost Overdrive. Çok basit arkadaşlar. Direkt bakın ne yaptım. Buradan Advanced CPU Configuration'a girdim. Buradan AMD Overclocking'e girdim. Buradan arkadaşlar Precision Boost Overdrive 2 Enabled ya da Enhanced Mode 1 diyorum. Bu kadar. Başka yapacağım bir şey yok yani. Bu tek yapacağımız bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çoklu çekirdek performansı 4.40 GHz'e yani 200 bas puan falan arttı. Kaçtı? 6000'den 6300'e çıktı. Tekli çekirdekte de bakalım 4.47, 4.50 azaldı. Tekli çekirdek performansımız azaldı arkadaşlar. 618'e düştü. 630'du. Bayağı düştü. Bakalım güç tüketimimiz nasıl? Güç tüketimi de yaklaşık şurada görünüyor. 100 Watt. Arttı. %30'luk bir güç tüketimi var arkadaşlar. Arttı yani. Güç tüketim artmasına rağmen tekli çekirdek performansının düşmesi bizim Precision Boost Overdrive'ı direkt böyle otomatik olarak kullanamayacağımız anlamına geliyor. O yüzden değiştireceğiz. Evet, şimdi diğer seçeneğimiz arkadaşlar. Advanced CPU Configuration'a girdik. Buradan AMD Overclocking'e girdik. Buradan Precision Boost Overdrive Enabled'dan Enhanced Mode 1, 2 yapabiliriz. Ancak arkadaşlar biz Advanced yapmak istiyoruz. Buradan Advanced'dan arkadaşlar PBO Limit'i buradan manuel yapıyoruz. Buradan PPT Limit, TDC ve EDC'yi değiştirebiliyoruz. Buradan manuelden Motherboard da yapabiliriz. Çok fazla fark etmiyor ama ben size göstermek adına bunu 200 yapıyoruz. Bu PPT Limit. Yani bu bizim işlemcimize ne kadar güç gelebilir onu belirliyoruz yani tavan olarak. 200 yazmamız buna 200 watt güç geleceği anlamına gelmiyor ama 200 watt bizim işlemcimiz isterse güç kaynağından çekebilir. Ama hiçbir zaman buraya vurmuyor. Zaten daha önce de gösterdiğim gibi en fazla vurdu 113 watt filan. TDC arkadaşlar uzun süreli kullanımlarda işlemciye ne kadar akım geleceğini belirtiyor. Bunu arkadaşlar bizim işlemcimiz en fazla 60 amper filan alıyor. Ama biz bunu tabii ki yüksekten atıyoruz. 120 yazıyoruz. Diğeri de 150. 150 yazalım. 150. Bu arkadaşlar Precision Boost Overdrive Scaler. Bunu arkadaşlar manuel alıyoruz. Manuel diyorum pardon. Bu otomatikte. Bunu ellememize gerek yok. Buradan bu diğerini CPU Boost Clock Overdrive arkadaşlar. Buradan Enabled'dan pozitif ya da negatif yapabiliyoruz. Bunu pozitif yapıyoruz. Bu ne demek? Bu bizim Precision Boost Overdrive mesela 4.6'dan 4.7'ye çıkarmasını sağlamak için 100 mg değil 100 MHz artması için
100 yazıyoruz buraya. Eğer buraya 200 yazarsak 4.6'dan 4.8'e atacak anlamına geliyor. Ama biz fazla yukarı sallamamıza gerek yok. 100 MHz bizim için yeterli. Bizim için önemli olan diğer olaydı arkadaşlar, Curve Optimizer. Bu normalde disabled oluyor. Disabled'dan arkadaşlar all core ya da per core diye açabiliyoruz. All core diyoruz. Yani hepsi beraber bütün bizim çekirdeklerimizin hepsine aynı anda Curve Optimizer etkisini istiyoruz. Buradan pozitif ya da negatif seçebiliyoruz. Ben pozitif değil, negatif seçiyorum. Neden? Pozitif demek arkadaşlar, biz yükselen frekanslarda daha fazla voltaj vermemiz anlamına geliyor. Bu bizim işlemcimize zarar verebilir. Biz bu yüzden negatifi seçiyoruz. Negatif de arkadaşlar, burada negatif 15, 10, 20, 30, 40. Bunu normalde deneme yanılma yöntemiyle bulmak lazım. Benim anakartımda arkadaşlar en iyi yarayan 15 oldu. Yani bunu 20'de yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. 20, 25, 25 yapabiliriz, 26 yapabiliriz. Ama benim için en iyi değer 15 olduğunu fark ettim arkadaşlar. O yüzden bunu 15 yaptım. Bizim için en önemli olan iki şey, tekrardan söylüyorum. Bir PBO limiti manuele getirip bunları yapmak. İkincisi Curve Optimizer'a gelip bunu negatif ayarlayıp 15, 20 bunu kendiniz ayarlamanız lazım. Kendiniz deneyip bulmanız lazım. Bakalım ne yaptık. Şimdi tekrardan şeye geliyoruz. Advanced CPU Configuration'a girdik. AMD Overclock'a girdik. Precision Boost Overdrive'dan Advanced'ı seçtik buradan. Buradan Enhanced Mode 1, 2, 3 onları da deneyebilirdik. Onu da tekrardan hatırlatıyorum. PBO Limit'te manuelli geldik. Buradan Motherboard'u seçebilirdik. Onu da söyledim. 200, 120, 150 yazdık. Sonra Precision Boost Overdrive Scaler'ı otomatiğe aldık. Sonra CPU Boost Clock Override'ı Enabled'dan pozitif yaptık. Ve 100 MHz'i ayarladık. Sonra arkadaşlar Curve Optimizer'a gelip negatif 15 ayarladık. Şimdi bakalım. Evet, şu an arkadaşlar 100 watt tüketiyor, 101 watt tüketiyor. Ve istediğimiz, yani beklediğimiz değeri aldı aslında, 6500. Bakalım 633, 634, o güzel. Evet, şu an oldu. Evet, şu an mutluyuz arkadaşlar. Şimdi istediğimiz değerleri aldığımıza göre bunları kapatıp yapmamız gereken şey, bunu da kapatalım. Bir arkadaşlar bizim ya burada AID64 Extreme var ya da Cinebench ile bir kararlılık testi yapmamız lazım. Bunu en az 15-20 dakika çalıştırmamız lazım ki bizim için bir anlamlı bir şey olsun. Bakalım. Şöyle sıcaklıklara da bu arada bakmış olalım. Şu an ben multi-core'u çalıştırdım. Bu arada 66 dereceye çıktı. Bakalım. Yani 100 dereceye çıkmadığı sürece bir sıkıntı yok. 69 derece. Güzel. Şu an bir kararlılık testi güzel gidiyor. 110 watt güç tüketiyor. 113 watt. Zaten dediğim gibi ben bu en fazla tükettiği arkadaşlar bu işlemcinin 113 watt. Daha yukarısı çıktığını hiç görmedim. Bakalım 70 derece. 70 derece. Yani muhtemelen en fazla çıkacağı 75 derece falan. Tabii benim için skor da önemli. Şurada görünüyor arkadaşlar, bakın burada. Ryzen 3600 arkadaşlar benim yaptığım 4.3 GHz'te 11.001 değerini elde etmişti. Bakalım bu kaç elde edecek. 71 dereceye çıktı bu arada. EDC işte bakın, TDC 68. Yani hiç, biz öyle 120 yazdık da 68 yani. Bakalım kaç elde edecek. Uf, 15.000. Yuh. Arkadaşlar bu en yüksek değeri, şu ana kadar elde ettiğim en yüksek değeri elde ettim bu arada. Bu da videoya nasipmiş. Gerçekten iyi. Bayağı iyi yani. Overclock'umuz işe yaradı diyebilirim. Şu an kararlılık testi de devam ediyor. Genel olarak overclock böyle arkadaşlar. Bu testi 10 dakikası bittikten sonra tekrardan bakabilirsiniz. Genel olarak diyeceklerim böyle arkadaşlar. Çoklu performansta %6.5'luk falan bir artış oluyor. Ancak tekli çekirdek performansında neredeyse hiç artış olmuyor. O yüzden çok fazla bizim için oyunlarda önemli değil. Ben hem CSGO'da denedim hem de Cyberpunk'ta denedim. CSGO'da 504 FPS elde ettim. Bu şeyden önce, overclock yapmadan önce de 505 FPS almıştım. Yani tamamen aynı. Cyberpunk 2077'de de 84 FPS'den 86 FPS'ye çıktı. Yani 2 FPS arttı. Artmadı diyebiliriz yani. Bakalım 15.100 bayağı iyi ya. Bayağı iyi. Evet, genel olarak diyeceklerim böyle arkadaşlar, yani overclock'la alakalı. En son olarak şunu diyeyim. Çok da gerekli değil. Yapmayın. Hiç gerek yok bence. Bu benim tabii kişisel fikrim. Siz bilirsiniz. Ben size nasıl yapılacağını gösterdim. Öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.